Efendim hoş geldiniz. Doğru Tercih başlıyor. Akşamınız, akşamımız mutlu geçsin. Akşamın bu saatinde de tercihleri konuşacağız. Malum gençlerimizin tercihleri artık başladı. Çok da fazla bir şey kalmadı aslında. Hani Arife günü ayın 14'ünde tercihler tamamlanacak. Değerli bir büyüğümüz, akademisyen programımıza konuk olarak katılıyor. Vakıf Üniversiteleri Birliği üyesi, aynı zamanda Işık Üniversitesi'nin mütevelli heyeti başkanı, değerli akademisyen, değerli dostum, büyüğüm, Profesör Doktor Sayın Sıddık Yarman hocamız bu akşam bizlerle birlikte. Efendim şeref verdiniz, ayaklarınıza sağlık. Sağ olun, çok teşekkürler. Evet, tercih süreci başladı. Şimdi tercihlerde tabii ki hani pek çok kriter var dikkate almamız gereken. Ama bir büyüğümüz olarak, aynı zamanda akademisyen olarak, gençlere de yakın bir kişi olarak neleri tavsiye edersiniz? Şimdi tabii gençlerin her şeyden önce meslek seçimi yapması lazım. Genelde gençler üniversitelerin ismine, fiyakasına bakarak işte ben şuraya gitmek istiyorum, buraya gitmek istiyorum diyor. Peki orada ne okuyacaksın? Hangi bölüm olursa olsun diyenlerine de çok rastladım. Tabii hepsi böyle değil ama bunu söyleyenlerin sayısı da az değil. O itibarla gençlerimiz hangi puanı alırlarsa alsınlar, öncelikle meslek seçimini yaparlarsa ondan sonra almış oldukları puanlara bakarak kendilerine göre bir dizileme yapsınlar. İnançlarına göre, bulundukları konumlara göre, üniversiteleri çalışsınlar, puanlarına baksınlar, verdikleri eğitim düzeyine baksınlar, kadrolarına baksınlar, hangi konularda araştırmalar yapılıyor onlara baksınlar, sosyal etkinliklerine baksınlar ve kendilerine uygun olan üniversiteyi seçsinler. Devlet üniversitelerini gidebiliyorlarsa, ücretsiz gidebiliyorlarsa bunda bizim diyecek bir şeyimiz yok. Özellikle önde gelen devlet üniversitelerine girebilenler varsa o zaman zaten sorgusuz sualsiz kayıtlarını oraya yaptıracaklar. Ama ve lakin devlet üniversitesine, istediği devlet üniversitesine giremiyorsa, bakın istediği kısmı çok önemli. Şehir de çok önemli. Siz şimdi İstanbul'daysanız, Ankara'daysanız, İzmir'deyseniz durum farklı. İstanbul'da önde gelen devlet üniversitelerinin ne oldukları belli. Zaten topu topu işte belli olan üniversiteler. Ankara'da keza öyle, İzmir'de öyle, Adana'da öyle, Anadolu'nun her tarafında var. Ama bütün üniversitelerin kadroları aynı düzeyde değil. Dolayısıyla eğitimde kaliteyi de aramak zorundalar öğrencilerimiz. O bakımdan bulundukları şehirdeki en iyi üniversitelere gidebilecek şekilde kendilerini organize etmelerini ben tavsiye ediyorum. Şimdi İstanbul şehrini alacak olursak, İstanbul'da işte Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi vesaire, Galatasaray, oralara giremediniz. Ne yapacaksınız? O zaman vakıf üniversitelerine bakacaksınız. Eğer İngilizce dilde eğitim yapmak istiyorsanız, yine çok az tercihiniz var. Belli o devlet üniversitelerinin kim oldukları, o zaman vakıf üniversiteleri içerisinden tercihlerinizi yapmak zorundasınız. Ayrıca akademik kadroların kalitesi itibariyle üniversitelere bakmak istediğiniz zaman da... Şimdi burada bir noktalı virgül koyun. Şimdi burada önemli bir nokta daha var. Diyelim ki tabii ki bu hiçbir zaman bir iyi kötü olarak algılanmasın. Bir Yıldız Teknik Üniversitesi'nde veya Marmara Üniversitesi'nde X mühendisliğini istiyordum, puanım tutuyor. Hakeza öbür taraftan Işık Üniversitesi X bölümü, aynı bölüm, oraya da tutuyor. Burslu olarak tutuyor. Ya da %50 burslu olarak tutuyor. Hakeza yine vakıf üniversitelerinden bir başkasını aynı bölüm tutuyor. Şimdi nerede devlet, nerede vakıf? Oradaki kriter şimdi ne olacak? Şimdi bakın, bu da çok güzel bir soru. Çok teşekkür ediyorum sevgili Sadık bu soruyu sorduğun için. Şimdi bir defa o öğrencimiz hangi dilde, hangi kampüste, hangi kampüs altyapısıyla, hangi şartlar altında eğitim almak istiyor, ona bakacak. Diyelim ki İngilizce dilinde eğitim almak istiyor. Almanca eğitim almak istiyor, Fransızca eğitim almak istiyor. Fransızca eğitim almak istiyorsa Galatasaray Üniversitesi'nden başka tercihi yok. İngilizce dilinde eğitim almak istiyorsa tercihleri devlette var, vakıf üniversitelerinde var, her vakıf üniversitesinde de yok. Ayrıca ben bir kampüs üniversitesinde okumak istiyorum deyince yine tercihleri ona göre yapmak isteyecek, yapacak. Şimdi vakıf üniversiteleri tabii ki ücretli üniversiteler, bu doğru. Bununla beraber ortalama her vakıf üniversitesi %50 nispetinde, toplam öğrenci sayısının %50 nispetinde burs veriyor. Hatta daha fazlası. Daha fazlasını da veriyor. Ayrıca
kampüste kalma imkanları da tanıyor. Dolayısıyla iyi bir öğrenci örneğin Işık Üniversitesi'ne gelmek istiyor ise veya Koç Üniversitesi'ne gitmek istiyorsa, ben bütün vakıf üniversitelerini temsilen bugün buradayım. Daha doğrusu birliğimizdeki üniversiteleri veya Aydın Üniversitesi'ni, Bilgi Üniversitesi'ni, 32 tane üniversitemiz var birliğimizde. Çok güzel üniversiteler hepsi. Hepsinde de aynı konular yok, çeşitlilikler var. Hatta ben biraz daha ileri gideceğim. Siz onu dile getirmediniz ama siz devlet üniversitelerinin temsilen de buradasınız. Çünkü sizin kökeniniz, ailece de kökeniniz akademisyensiniz. Tabii İstanbul Üniversitesi'yim. Evet. Her şeyden önce halen elektronik mühendisliği bölüm başkanıyım. Onu da tabii ki öyle. Ben üniversiteler arasında ayrım da yapmıyorum. Evet, keşke devletimiz, bunu da parantez içinde söylemiş olayım, her üniversite öğrencisine vakıf devlet ayrımı yapmaksızın belli bir miktarda parayı başarı durumuna da bakarak verse, o öğrenciler de çok serbest bir şekilde gönüllerinde yatan üniversiteyi seçmiş olsunlar. Dolayısıyla üniversiteler kendi aralarındaki yarışlarda, kalite yarışlarında, öğrencilerin gönlünü kapma yarışlarında, altyapılarını geliştirme yarışlarında rekabet etseler tatlı tatlı. Şimdi benim bir kökenim İstanbul Üniversitesi, sizinki de o, halen oradaki görevinizde devam ediyor. Şimdi hani öğrenci sayısının azlığı, bir yandan da siz bir vakıf üniversitesinin, Işık Üniversitesi'nin mütevelli eğitim başkanısınız. Sizin daldan örnek olarak verelim, elektronik mühendisliğinden. Şimdi öğrenci sayısının azlığı gerçekten sadece bu branş için baz alırsak çok önemli bir kriter midir? Usta çırak ilişkisi daha mı rahat işliyor? Bu bir. İkincisi, hocam bir de yabancı dil var. Hani bu da bir avantaj olarak yansıyor. Hocam iyi güzel de bizim uluslararası bağlantılarımız daha küçük ölçekli üniversite bile olsak daha dinamik, daha fazla, neler dersiniz? Şimdi bakın şu gerçeği vurgulamam lazım. Tabii ki İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik, Yıldız Teknik, Boğaziçi, Marmara Üniversitesi, İstanbul'daki Galatasaray Üniversitesi en güzel, çok güzel imkanlar sağlıyor. Çok gelişti. Üniversiteler de çok gelişti. Ben bunu görüyorum. Devlet de çok gelişti. Yeni kurulan üniversitelerin tabii bir günde gelişmesini beklemek mümkün değil. Bununla beraber vakıf üniversitelerinde butik eğitimler başladı. Kişiye özgü eğitimler başladı. Ayrıca vakfın desteğine bağlı olarak maddi imkanları çok daha esnek olduğu için yurt dışındaki güzel üniversitelerden Türk kökenli, ülkemizi seven hocaları getirebiliyorlar. Laboratuvar altyapıları fevkalade gelişkin oluyor. Dolayısıyla az önce senin de sözünü etmiş olduğun gibi teknik konularda laboratuvar çalışması olmadan olmaz. Özverili yaklaşımlarla çok ciddi altyapılar geliştiriyorlar. Hoca kalitesi çok iyi, genç, dinamik ve dünyanın en güncel konularında eğitim veriyorlar. Bu çok güzel bir şey. Vakıf üniversiteleri bunu yapıyor. Türkiye'den Amerika'ya gidip sanayi işbirliği yapanlar var. Çok gelişkin bir şekilde üç dünyasıyla fevkalade güçlü ilişkilerimiz var. Örneğin ben Türkiye Elektronik Sanayicileri Derneği TESİD'in başkan vekiliyim. Elektronik sektöründe eğitim almak isteyen öğrencilerimi rahatlıkla bütün ülkenin güzide firmalarına yönlendirebiliyorum. Yaşam boyu eğitim kavramı artık bütün üniversitelere geldi. Vakıf üniversitelerinde sertifika programları da çok özenle yürütülüyor. Ayrıca yine vakıf üniversitelerinde fevkalade öne çıkıyor. Üniversitelerin üç temel görevi var. Bir, eğitim. İki, araştırma. Üç, sosyal sorumluluk. Sosyal sorumluluk projeleri öne çıkıyor. Bu da muhteşem bir şey. Şu da var. Çift dal uygulamaları var. Muhteşem bir şey. Ben öğrenciyken hiç yabancı öğrenci yoktu bizim bölümde. Hatta fakültede yoktu. Üniversitede diğer dallar, belki tıpta falan vardı. Şimdi çocuklara hani bu olanak, bu kapı açıldı. Daha okurken yabancı bir kültürle yan yanalar. Öyle değil mi? Çok doğru. Çok doğru. Aynen öyle. Şimdi tabii değişik şekillerde meseleyi ele almak mümkün. Yurt dışından gelen hem Türkiye kökenli hem de yabancı kökenli hocalarımızın olması, ayrıca özellikle yaz okullarında yurt dışından çok kaliteli öğrencilerin gelmesi, hocalarımızın sürekli seyahat edebiliyor olması, uluslararası konferanslara katılabiliyor olması, vakıf üniversitelerindeki altyapıya, bilimsel atmosfere çok değişik bir hava kazandırıyor. Dünyanın en iyi üniversitelerinde yetişmiş hocalar geliyor buraya. Ayrıca
yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği anlaşmalarının olması, değişim programlarının olması ve bunun çok çeşitli olması yine vakıf üniversitelerindeki öğrencilere çok güzel sınavda olmadıysa şayet isteği varsa öğrenciye tabii ki gençtir, yanlış yapabilir, hata yapabilir, belki az çalışmış olabilir ama üniversiteyi kazandıktan sonra madem ki istiyorsun gel yatay geçişi olanağı var, bir olanak daha var. Olmadı çift ana dal var, olmadı yan dal var, olmadı yüksek lisansı var. Tabii. Yeter ki iste. Bu çok doğru. Bir defa ben şunu keyifle görüyorum. Devlet ve vakıf üniversiteleri arasındaki mesafe gittikçe kapandı. Hatta birbirleri içerisine girdi. Bu çok keyifli bir şey. Neden? Çünkü devlet üniversitesinden mezun olan bir öğrenci vakıf üniversitesinde yüksek lisans ve doktora programlarına girme arzusunda ve giriyorlar. Uygun burslar alıyorlar, gerekirse ücretini ödeyip giriyorlar. Bu çok güzel bir şey. Ayrıca vakıf üniversitelerinden mezun olan gençler yine ülkemizdeki güzide üniversitelerin yüksek lisans ve doktora programlarına çok rahat bir şekilde kabul ediliyorlar ve en kaliteli öğrenciler arasına geliyor. Yani vakıf üniversitesinden mezun olan, bizlerin üniversitelerinden, vakıf üniversiteleri birliğine ait üniversitelerden mezun olan öğrencilerimizin devlet üniversitelerinde güzel konumlara gelmesi, hatta ve hatta o üniversitelerde araştırma görevlisi doktoralarını vakıf üniversitelerinden aldıktan sonra yardımcı doçent, doçent ve profesör olmaları bana acayip keyif veriyor. Peki, sadece Türkiye'de değil, dünyada da böyle. Başında bulunduğunuz Işık Üniversitesi'nde hiç burs kestiniz mi? Kesmedik. Yani kendilerine verilen, daha doğrusu YÖK'ün öğrencilere tanımış olduğu süredeki bu uzatmalar da dahil olmak üzere üniversiteyi bitiren öğrencilerin bursu hiç kesilmedi. O toplam 7 seneye karşı gelen bir süresi var. Ama onun dışında başarısız olup 4 yıllık programı 7 senede tamamlayamadığı durumda tabii ki bursa otomatik olarak kesilecek. Hayır, tabii. Şimdi olay şöyle. Üniversite tercihi yapan öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken hususlar şu. Şimdi üniversitemize burslu zaten kazanıyor. Bütün üniversitelerin burslu kontenjanları tercihler sırasında belli. %100 burslu tercihe yazacak. %50 burslu tercihe yazılacak. %75, %25. O tercihler olsun. Belli. Onları YÖK'ün tanımış olduğu eğitim süresi sonuna kadar alabilir. Ancak üniversitemize geldikten sonra üstün başarı gösterip veya değişik sebeplerden dolayı, afet sebeplerinden, ailesindeki facialardan, büyük olaylardan nedeniyle, olaylar nedeniyle, annesi öldü, babası öldü, trafik kazası, özel nedenlerden dolayı burs aldıysa, o zaman babası iflas etti, ailesi iflas etti, burs veriyorsak başarı göstermesini bekliyoruz. Evet. Sonradan alınan burslar, başarı koşuluna bağlanan burslarda gerekli başarıyı gösterememesi halinde burs. Ya da bir sonraki yıl gösterdiği zaman gene o bursu devam ediyor. Tekrar onu devam ediyor. O olarak devam ediyor. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ayaklarınıza sağlık, şeref duyduk. Evet, haftayı bu şekilde tamamladık ama cumartesi, pazar yine yayınlarımız devam edecek. Tekrar birlikte olmak ümidiyle, sen kalın efendim.